Oraya gelecektim. Sorunun devamında o vardı. Siz bir geçiş yaptınız diye. Kendisinin arası nasıl yeşillikte? Yani bu kahvaltı yok, sağlıklı beslenmesi, sağlıklı besleniyor olması çok iyi. O çok yurt dışında yaşamış daha önce uzun süre. Hani zaten öyle sucuklarla falan çok arası iyi olan biri değil. Ona uyuyor bu sistem. Zaman zaman aynen, zaman zaman beraber de kahvaltı yaptığımızda hani memnun yani. Hani gayet. Kendisi hazırlıyor mu? Kendisi hani el yatkın mı işte? Yeni yeni alışıyor diyelim. Öğretiyorum diyorsunuz. Yeni yeni alışıyor diyelim. Evet, yok şey yapıyor vallahi bir şeyler. Yaptı yani. Ya çünkü siz yoğun çalışan bir insansınız. Keza kendisi öyle ama çocuklara da zaman ayırıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Yani çocukta da evlilik var diye biz biliyoruz. Ben zaten çocuklarla beraberim. Onlarla birlikte yaşıyorum. Ama sonuçta bir beraberliğim devam ediyor. Tabii ki onlara görüşüyorum. Nişanlıyız biliyorsunuz. Evet. Var mı başka sorun? Uğur Bey tanıştı mı çocuklarla bu arada? Evet, tanıştı. Aralar aileler mı? Zaten hani sonuçta artık hani evet. Nişan olduğu için hani bir aradayız. Hani bir sıkıntı yok. Herhangi bir tarih yok şu anda. Hani belli olunca zaten sizlerle paylaşıyor olacağım. Şey, belli olmamasının hani bir sebebi var mı? Yoğunluk mu yoksa daha... Yani açıkçası ben hani zaten yüzük takılı da 3 ay oldu. Hani biraz yoğunluk da var. Evet. Benim işte büyük oğlum Barcelona'ya gitti, ufak oğlumun biraz bir şeyleri var, hani onun da 2 tane çocuğu var, hani çocuklar var. Hani biraz daha toparlanıp, hani zaten yolumuz o yol. Bunu da paylaştık sizlerle. Hayırlısı İnşallah olsun. Hayırlısı olsun, herkes mutlu olsun. Oğlunuzdan da gittiği zaman bayağı bir üzülmüşsünüz, konuşuyorsunuz. Ay kadar. Çok üzüldüm, ben şimdi kafam orada zaten. Çünkü Barcelona'da şu an biliyorsunuz. Evet. Ben de gideceğim, işte bir hafta 10 gün içinde gideceğim. Burada bir yandan ufakla, bir yandan işler güçler yani. Barcelona'ya gidip bir onu bir toparlayayım bakayım ne yapıyor neydi. Kendinizi bence toparlayacaksınız bir görüp herhalde. Yani önce kendimi toparlayacağım sonra onu işte annelik şeyi yani böyle banyoya sokup yıkamak falan. Bakım yapmak istiyorum ona gidip. Aradığında ne anlatıyorsun? İlginç yaşadığı bir şey olmuş mu? Bir şey oldu sanırım. Bir ayı geçti bir evet. Geçti. Ay anlatacaksınız beni. Çok özledim Bero'yu. Evet çok özledim. Gurbete gidince insanlar böyle genelde zorluklar çeker, farklı şeyler yaşarlar. Böyle sizce paylaştığı bir şey oldu mu? Zor yani. O da zor. Evet. Beni de anlatacaksınız. Teşekkür ederim hadi. Peki, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.